Romanımızın adı Doppler. Yazar Erland Loe. Çeviri Dilek Başak. Yayın evi Yapı Kredi Yayınları. Nisan-Mayıs. Burada işler kötüye gidiyor. Düsseldorf sıkı içmeye başladı. Tekeriyle çadır arasında bisikletiyle mekik dokuyor. Kendine hedikler aldı. Yanında yiyecek de getiriyor. Özellikle eve servis pizza. Moralimiz bu sayede biraz düzeliyor. Bongo'nun annesinden geriye pek fazla bir şey kalmadı. Bongo'yu düşündüğümde hemen başka bir geyik öldürmek de istemiyorum. Belki de bir karaca öldürebilirdim ama o kadar ürkekler ki ayı ya da tilki de buralarda pek rastlanmıyor. Yetkililer bunları doğuya sürdüler ki oranın yerlileri gizliden soylarını tüketsin. Bu kış bol bol kar yağdı ama şimdi hızla eriyip gidiyor. Kar kalkınca kaçacağım. O zaman özgür olacağım. Gregus totem direğinden bıktı. Çoğunlukla çadırda zaman geçiriyor. İnanılmaz ama odunları tutuşturmak için bulundurduğum bir tomar gazetenin yardımıyla ve kafası güzel Düsseldorf'tan aldığı birkaç ipucuyla okumayı söktü. Zekanın genlerle taşınması insanı korkutuyor. Zeka durdurulamaz. O kendi yolunu bulur. Suyun yolunu bulup istediği yere varması gibi. Bu benim için bardağa taşıran son damla. 4 yaşında okumaya başladıysa ben daha ne olduğunu anlamadan 2. 3. sınıf konularıyla uğraşacaktır. Durdurulması gerek. Zekasını kökünden kurutmalı. Gregus medeniyete geri dönmeyecek. Ateşi ellerimle tutuşturacağım, gazeteler derhal yakılacak, hala okumaya niyetliyse metinleri kendisinin yazması gerekecek. Artık ya ağaç kabuklarına kazır ya da kanıyla yazar. Sağcı adamı pek görmüyoruz. Totem direğini çoktan bitirdi. Pek çirkin oldu. Dünyanın hiçbir yerinde barışı sağlamak için kullanılamaz. Birkaç gün önce ona yardımcı olduk. Kar altındaki toprağın çözülmesini sağlamak için ateş yakmak zorunda kaldık. Ancak o zaman direği bir şekilde dikebildi. Totem direği, sağcı adamın boşa çıkan kefareti ve insanın içini karartan arayışı adına dikilen bir nişan taşı gibi orada durmuş parlıyor. Şimdi de dükkanlarının ilan tahtalarına, vejeteryan lokantalarına ve sokak lambalarına yazılar asmak için aşağıya, insanların arasına indi. 16-17 Mayıs'ta ormanda düzenlenecek olan Dostluk Festivali'nin davetiyeleriydi bunlar. Allah'tan o gün Gregus ve ben çok uzaklarda olacağız. Kendi kendilerine istedikleri kadar dost olsunlar. Festivali neden milli bayrama denk getirdi bilmiyorum. Anayasanın doğum günü ve din bileşimi doğal olarak fazlasıyla itici ama ne hali varsa görsün. Ben kimseyle kaynaşmak niyetinde değilim. Ötesi yok. Demir Roger'in de aramızda katılmasıyla buradaki cümbüş tamamlanmış oldu. Evden kovulmuş. Her yere sperm fışkırtmaktan sevgilisine gına gelmiş. Kitap kulübünden gelen, sevgilisinin paketini daha yeni açtığı ve okumaya can attığı kitabın üzerine fışkırtınca kitap berbat olmuş. Bu, bardağı taşıran son fışkırtmaymış. Şimdi Düsseldorf'la ateşin başında oturmuş içiyorlar. Ahbap oldular. Roger, sevgilisinin yeterince açık olmamasından şikayetçi. Bu fışkırtma işine artık pek bayılmadığını hissetmeye başlamışmış. Ama bu işe bir son vermek için gereken net sinyalleri de almamışmış. Mesela birkaç gün önce Norveç Otomobil Kuramı'ndan gelen bir faturanın üzerine sperm fışkırtmış ve ikisi de buna çok gülmüş. Peki neden kitap kulübünden gelen bir kitabın üzerine fışkırtmasınmış? Kızların sorunu bu işte. Nerede durduklarını kestirmek mümkün değil. Uzun süre sorun olmayan bir şey birdenbire yanlış oluyor. Hem de zırt diye diyor Roger. Diğerleri içerken ya da uyurken ben canımı dişime takıp totem direğini yontuyorum ve kendi ormanımı artık tanıyamaz hale geldiğini düşünüyorum. Bir zamanlar huzurlu ve sessiz olan ormanımı. Burada sabahtan akşama kadar Bongo ile bir tür uyum içindeydik ve kimseye hesap verdiğimiz yoktu. Aksine canımız ne isterse onu yapıyorduk. Hiçbir şey yapmama hedefine de yavaş yavaş ulaşmaktaydı. Ama hepsi geride kaldı. Bildiğim ormandan geriye çok az şey kaldı. Yanlış ormana gelmiş olmalıyız. Burası çok acayip diyorum Bongo'ya. İnsanların sorusu şu. Bir alanı doldurduktan sonra artık insan diğerini görüyor, alanı değil. Büyük ve ıssız araziler içlerinde bir ya da birkaç insan barındırıyorsa büyük ve ıssız olmaktan çıkıyor. Bakışların neye dokunacağını insanlar tanımlıyor. İnsanların bakışları neredeyse her zaman diğerlerinin üzerinde. Böylelikle bu dünyada
insanların insan olmayanlardan daha önemli olduğu yanılsaması yaratılıyor. Irzına geçilmiş bir yanılsama. Belki de geyikler en önemlidir. Belki en iyisi siz biliyorsunuzdur ama çok sabırlısınızdır. Tabii bazı şüphelerim var, kim bilir. Ama yine de insanlar olamaz. Buna inanmayı reddediyorum, diyorum Bongo'ya. Günler alışılmadık biçimde geçiyor ve kar kalkıyor. Gregus okuyor. Roger ve Düsseldorf kendilerinden geçene kadar içiyor. Sağcı adam vejeteryan lokantalarına dostluk festivalinin ilanını asıyor. Bense kendi imalatım olan totem direğine son dokunuşlarımı yapıyorum. Detaylar belirginleştikçe iyi iş çıkardığımı görüyorum. Gurur duyacağım bir iş oldu. En salağı bile bu totem direğinin yumurtanın üzerine oturan bir adamı, onun üzerine bisikletle duran bir başka adamı, onun da üzerine duran bir yaşında bir geyiği ve geyiğin üzerinde oturan bir çocuğu temsil ettiğini anlayabilir. Oldukça figüratif ama aynı zamanda gerçek kimliklerimizi ifşa etmeyecek kadar stilize. Şimdi zımparalanıp güçlü renklerle boyanması lazım. Kuzey Amerika'nın batı kıyısında yaşayan kızılderililerin düştüğü yanlışa düşmeyeceğim. O harika totem direklerini oyup hiçbir işleme tabi tutmadan diktiler. Bu yüzden de doğa canlarını okumadan önce sadece 30-40 yıl ayakta kalabildiler. Basbayağı çürüyüp yıkıldılar. Bu durum kızılderililerin bütünlük, deveran ve buna benzer şeyler hakkında hissettikleriyle uyuşuyor. Topraktan gelen toprağa gider filan. Bu noktada kızılderililerden farklı düşünüyorum. Zaten kızılderili falan da değilim. Çağımın adamıyım. Çağımın başarısız bir adamıyım. Ya da sade başarısız bir çağın adamıyım. Yine de bu işi layıkıyla yapmalıyım. Norveç iklimine dayanabilmesi için direğe birkaç kat su geçirmez yağ ve pinoteks gibi acayip şeyler süreceğim. Sonra da parlak renklere boyayacağım. En azından 1.000 yıl ayakta kalır artık. Minimum 1.000 yıl. 1.000 sayısını seviyorum. En iyi sayı. Sakin bir gece Uluwel Stadyumuna iniyorum ve oradaki bir nalburun camını kırıyorum. Düsseldorf'tan para alabilirdim ama o şu sıralar mütemadiyen sarhoş ve yetim. Ayrıca totem direğinin bütçesiz dikilmesi fikrini seviyorum. Bütçeli projelerden hemen kuşkulanıyorum. Böyle oldu işte. Değiştim. Neredeyse 1 yıldır ormanda yaşıyorum ve eski ben değilim artık. Bu değişimin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini söylemek zor. Değişimlerin çoğu gibi yavaş yavaş gelişmiş olmalı ama bir şeyler olduğu da şüphe götürmez. Orman hem veriyor hem alıyor. Ona gelenleri de kendine benzetiyor. Ben orman olmak üzereyim. Ormanın ta kendisiyim diye düşünüyorum. Alarm acı acı çalmaya başladığında koşarken. Yaklaşık 5 dakikam olduğunu da soğukkanlılıkla hesaplıyorum. Taşıyabileceğim kadar boya, cila ve yağ alıyorum yanıma ve tabana kuvvet koşuyorum. 5 dakika sonra İCA şefinin aylardır sütünü bıraktığı çöp konteynerinin arkasına hatırı sayılır miktarda boya malzemesi saklamayı beceriyorum. İhtiyacım olanı aldığıma kanaat getirdiğimde kutuların üstüne çömelip güvenliği bekliyorum. Bir süre sonra bir güvenlik görevlisi geliyor. Tahminimden de uzun bir süre sonra. Sonra polis geliyor, yazıp çiziyor, sağa sola telefon ediyor, sonunda dükkan sahibi de geliyor. Sonu gelmez ev tamiratları için yaptığımız sayısız ufak tefek alışverişten tanıyorum onu. Bazen bir boya fırçası, bir parça teyp ya da kuş yemi olarak ay çekirdeği. Ben her zaman kuşçuydum. Bana epeyce teşekkür borçlular. Kuşlar yani. Ayrıca bu dükkan sahibiyle yıllardır muhabbetimiz var. Ama şimdi dükkanının camının çerçevesini indirip ihtiyacım olanı alıp gitme noktasına geldim. Bu tür şeyleri hesaba katmalı. Bu dükkan sahibi olmanın fıtratında var. Camları plexiglas gibi bir malzemeyle kaplıyor, sonra da çekip gidiyor. İnsanlar uyumadan önce birkaç saatim daha var. Bongoyu getirip boya malzemelerini sırtına insafsızca yüklüyorum. Hepsi taşınana kadar 3 kez çadıra gidip geliyoruz. 1 Mayıs günü sağcı adam geri geliyor. Beni çileden çıkarmak için kurumuş yaprak dolu bir çöp torbası alıp gelmiş. Çadırın önünde bunları yakıyor. Bir yandan da elindeki tırpanla ufak tefek ortalığı tırmalıyor. Ne hali varsa görsün. Başka şeylerle uğraşacak vaktim yok. İşçilerin mücadele gününü bile kutlayacak halde değilim. Daha önemli meşguliyetlerim var. Ayrıca Norveç'te kim işçi yahu? Ben bilmiyorum. Boya yapıyorum. Ses yumurtası, itfaiye arabası kırmızı olacak. Babamın bedeninin üst kısmı ve alt kısmı farklı renklere boyanacak. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ben orman gibi yeşil oluyorum.
Bisiklet ise tamamen gerçekçi renklere boyayacağım. Kendi bisikletim yani. Bongo sarı. Gregus ise bir tür turkuaz olacak. Yüzlerde göz, burun ve ağız gibi detaylar zıt renklere boyanacak. Kayde de kalan bütün renklere boyanacak. Her türlü malzemeyle 20 kat geçtikten sonra kayde de 1000 yıllık nemin izi bile kalmaz. Ben boya yaparken Gregus da politikaya, bilime, sanata ya da kültüre dair her türlü safsatayla dolu eski gazete yazılarını heceleyip beni sinir ediyor. Bunları özenle hecelemekle kalmayıp içeridekilerini yarım yamalak analiz etmeye çalışıyor. Ne anlama geldiklerini tartışmak istiyor. Boş ver. Hiçbir anlama gelmiyor. Sadece laf işte, diyorum. Bir anlama gelmesi lazım. Hayır. Millet ne kadar akıllı olduğunu göstermek için yazıp çiziyor ki dünyada ihtiyaç duyulan en son şey bu. Sadece laf, laf, laf. Bunların çok küçük bir bölümü lafın ötesine geçiyor belki. Ama hangilerinin böyle olduğunu anlayabilmek için en akıllılarından daha akıllı olmalısın. Yaşamının bu erken çağlarında böyle bir amaç edinmeni yasaklıyorum. Bunun bir anlamı taşıdığına inanmıyorum, diyor Gregus. Reşit olduğunda ne yapacağım beni ilgilendirmez. O zaman seni serbest bırakırım ama buna daha yıllar var. Bir anlam taşıyan şey şu totem direği. Binlerce yıl ayakta kalacak ve senin, benim, dedenin ve Bongo'nun burada olduğuna şahitlik edecek. Hepimiz dünyadaydık. Sıramızı savdık. Elimizden geleni yaptık ama yine de faydasız bir biçimde faydasız olduk. Bu bitince alıp başımızı gideceğiz. Gazete yazıları bizimle gelmeyecek. Okuma projeni toptan unutsan iyi olur. Okula gitmeyi de unut. 18'ine gelmeden okul mokul yok. Ormanda kalacağız. Bongo ile birlikte. Bu fikre kendini bir an önce alıştırsan iyi edersin diyorum. Kendi seçimlerimi kendim yapmalıyım, diyor. Bunu aklından çıkar. Burada bir yerde London School of bir şey adında bir okuldan söz ediliyor. Buldum. İşte. School of Economics. Peter Pan da o okuldan değil mi? Diye soruyor. Doğru. Orada okula gitmek eminim ki iyidir. Bir gün o okula başlayacak olursan Londra'nın dışında bir ormanda yaşayıp her Allah'ın günü seni evire çevire döveceğimi aklının bir köşesine yaz. Ama ben Londra'da yaşayabilirim, diyor Gregus. Tabii, insana ilham veren bir şehir. Bir süre gidip takılabilirsin. Ya da pek başarılı olmayan bir okula gidebilirsin. Bir sanat manat okuluna belki. Sınırları korumaktansa sınırları zorlamanı sağlayan bir okul. Neden söz ettiğini anlamıyorum, diyor Gregus. İyi işte diyorum. Bu anlamsız konuşmanın ardından uzun bir yürüyüşe çıkıyorum ve Peter Pan filmindeki Uçabiliyorum şarkısını mırıldanıyorum. Boya yaparken de melodiyi mırıldanıyorum. Nakaratı söylüyorum yüzlerce kez. Birkaç gün sonra uçamadığım için neredeyse gerçekten üzgünüm. Totem direği hazır. Sonlara doğru el koyduğum kafa lambasını kullanıp gece gündüz çalışıyorum. Son işim babam için kocaman bir cinsel organ boyamak oluyor. Doppler ailesinin nişanını takıyorum ona. Sonra birkaç adım geri çekilip mükemmel bir iş çıkardığımı görüyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bir totem direği oldu. Derin bir anlam taşıyor. Kişisel, çok renkli ve şüphesiz çarpıcı. Pırıl pırıl parlıyor. Bunu yapan benim. Yani Doppler. Kendi ellerimle. Onu böyle onurlandıracağım. Babamın bile aklına gelmezdi. Direk biter bitmez bir çukur kazmaya başlıyorum. İşediğim yere yakın bir yer seçiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi. Buradan Oslo'nun büyük bir kısmı görülebiliyor. Azıcık çişin bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Olaya şöyle bakıyorum. Babamın son yıllarda tuvalet fotoğrafları çekmesine bir gönderme. Buraya kesinlikle işememiştir ama burada olsaydı garanti işerdi. Totem direğine doğru işemek aile bağlarını güçlendirecektir diye düşünüyorum. Doppler çişi neredeyse kan kadar koyudur ve bizi birbirimize bağlar. Gelecekte Dopplerler burayı taaf edecek, ailenin totem direğine işeyerek önceki Dopplerleri onurlandıracak. Yarım metre kadar kazdıktan sonra bir kayaya denk geliyorum. Bu Allah'ın cezası ülke kayalarla dolu ve buna dair şaka yapasım bile yok. Herkese yetecek kadar kaya bulunduğunu saptamak ve neredeyse ansiklopedik hale gelen bu gerçeğin kendime koyduğum süreyi tahminimin ötesine çekmesi bana yetti zaten. Gregus, Bongo ve ben Mayıs ortasında çok uzaklarda olacağız diye düşünüyordum.
Kayınbiraderim de beni almaya geldiğinde buradan eli boş dönecekti. Şimdi bundan pek emin değilim. Burada kalıp mücadele etmem gerekebilir. İş o noktaya gelirse sağcı adamı vurduğum gibi kayınbiraderimi de vurmak zorundayım. Şüphesiz ona iyi gelecektir bu. Ancak benim kaçış planımı tehlikeye sokacak ki bunu da istemiyorum. 2 hafta boyunca çukurun dibinde ateş yakıyorum ve üzerine su döküyorum ki taş çatlasın. Ateş üzerine ateş. Günler odun kesmekle ve su taşımakla geçiyor. Diğerleri içip içip hiçbir işe yaramazken Gregus bana yardım ediyor. Olsun. Onların akıllarını çelmeye hiç niyetim yok. İçmek istiyorlarsa buyursunlar, içsinler. İnsan zil zurna sarhoş olmak için sayısız neden bulabilir. Ve herkes kendi adına en iyisini kendisi bilir. Bunu anlayacak yaştayım. Sadece adam içmiyor. Bunu belirtmeliyim. Ormanda azimle çalışıyor. Dostluk festivalini ciddiye alıyor. Buna hiç şüphe yok. Sıralar, masalar ve küçük bir sahne hazırlıyor. Sanırım sahneye çıkıp dünya barışı ve halkın dostluğu üzerine konuşacak. Artık kaç ateş yaktığımı unuttum. Belki 40, belki de 50 ateşten sonra 1 metreye indim. Bir o kadar daha ateşten sonra ise 2 metreye yaklaştım. Bu kadar yeter. Ama Mayıs geldi. Hatta ve hatta Mayıs'ın ortasındayız. Kar kalktı, orman kuru. Her yer beyaz ve mavi anemon çiçekleri açtı. Ormanda yeni bir geyik kuşağı ortaya çıkmak üzere. Artık en gençleri sen değilsin Bongo. Kendini bir an önce yetişkin olmak zorunda hissediyorsundur belki. Ama bunu kafana takma. Bence özgür gençliğine sıkı sıkı sarılmalısın. Çılgınca şeyler yap, eğlenmene bak. İğrenç şeyler yap, bokunu çıkar. Bunları Doppler diyor. Doppler ki vakti zamanında ülkenin belki en akıllısıydı. Şimdi kendini geri çekti ve daha çok kendi hesabına çalışıyor. Bir tür danışman diyebiliriz. Kendisi ve onu dinlemeyi umursamayanlar için. Görünüşe göre bu kişilerin sayısı pek de fazla değil diyorum. Totem direğini dikemiyoruz. Gönülsüzce yardım alan sadece adamla birlikte bile hiç şansımız yok. Allah'ın belası ağaç çok ağır. Bongo ile karda onu çekmeyi becermiştik ama 4 adam, bir çocuk ve bir geyik onu kaldırıp deliğe dikemiyor. Sadece adama soruyorum. Senin şu dostluk festivaline kaç kişi gelir? Belki 30-40 kişi diyor. Onları kullanmama ne dersin diye soruyorum. Birleştirici bir işlevi olabilir. Aynen. Hiçbir şey insanları sembollerle yüklü, ağır fiziksel görevler kadar kaynaştıramaz. Mayıs'ın ortası gelip geçiyor. Bütün gün elimde okumla oturup kayınbiraderin ayak seslerini duymak için kulak kabartıyorum ama o ortalarda yok. Bunun tek nedeni doğumun gecikmiş olması. Mükemmel. Doğanın güçleri benden yana ama işimi yine de kadere bırakmıyorum. Bu tamamen şans. Tesadüfler bugün benim dostum. Düsseldorf ve Roger ile tek atma fırsatını değerlendiriyorum. Gece okumu ve yayımı yastığımın altına koyup uyuyorum. Ne mutlu ki kayınbiraderin yüzünü görmüyorum. Ne rüyamda ne de sözde gerçeklikte. Ertesi gün dostluk festivali başlıyor. Sağcı adam sağcılığına hiç yakışmayan bir iş önlüğü giymiş. Belki de bu başka bir dünyaya, daha yüksek bir maneviyata girişi kolaylaştırıyordur. Kim bilir? Dünyadaki bütün dinleri temsilen gelen insanları karşılaştırmak için hazır işte ama akın akın geldikleri yok. Festival başladıktan 4-5 saat sonra sadece 4 kişinin geldiğini kabul etmek zorunda kalıyor. Bir Müslüman, bir Yahudi, bir Hristiyan ve ayrıca Afton Post'un gazetesinin öğlen baskısında çalışan bir gazeteci. Dördü bir kütüğün üzerine oturmuş, sağcı adamın bir şeyler söylemesini bekliyor. Sonunda adam öne çıkıp festivalin açılışını yapıyor. Bozulduğunu gizlemiyor ama böylesine huzursuz bir çağda hepimizin kendi içimize bakıp hoşgörünün kökenlerinin ne kadar derinlerde yattığını görmemiz gerektiği falan filan gibi hayli inanılır lafları peş peşe döktürüyor. Birbirimizi anlamalıyız. Birbirimizi anlamanın sırrı birbirimizi tanımakta yatıyor. Birbirimiz hakkında kesinlikle daha çok şey öğrenmeliyiz. Başkaları ne düşünür, neye inanır, neden korkar bilmeyiz. Ayrıca sabah kaçta kalkarlar, akşam ne yerler gibi banal şeyleri de öğrenmeliyiz. Her şeyin faydası var. Başkaları hakkında öğrendiklerimizin fazlası olmaz. Bu 2 günü buna ayıracağız. Küçük büyük her konuda bilgi alışverişinde bulunacağız. Üç inanan başını sallıyor, gazeteciden not tutuyor. İlk egzersiz
Diğerlerinin seni tutacağına güvenerek kendini arkaya doğru bırakmak. Sayımızın az olması sorun yaratıyor. İri yapılı Müslüman birkaç kez yere yapışıyor ama hemen ayağa kalkıp kabahati üzerine alıyor. Onun dışında hepimiz güvenli bir biçimde açılmış kollara düşüyoruz. Bu bir miktar hoşuma gitmiyor da değil. Kendimi bırakıyorum ki düşeyim. Kontrolü kaybedip kısa bir süre için kendimi yerle gök arasında buluyorum ama kötü bir şekilde yere yapışmaktansa arkadaşların kolları beni sevgiyle yumuşakça tutuveriyor. Programdaki ikinci nokta, ikişerli gruplar halinde bir araya gelmek, gözleri bağlamak ve sonra da eşinin etrafında dolanmasına eşlik etmek. Kör olan gözleri görene güvenecek. Benimle birlikte yürüyen Bongo, bu kadar net bir mesajın özünü anlamakta bir miktar zorlandığını bütün dünyaya ispatlamış olsa da bu hepimizin bir şeyler öğrendiği ufak bir egzersiz oluyor. Gözleri bağlı gazeteciyle Yahudinin önünden geçerken gazetecinin ağladığını fark ediyorum. Bu ona çok dokunmuş olmalı diye düşünüyorum. Oturduğu yerden sözcüklerle uğraşmaya alışmış ama işte birdenbire bedensel olan baskın çıkıyor. Yakınlık ve yabancısı olduğu diğer şeyler. Ya da şöyle olduğu düşünülebilir. Yazı işlerindeki ağır abiler bu işten kurtulmanın bir yolunu bulup buraya bu sinirleri zayıf, genç çömezi göndermeyi uygun görmüşler. Üçüncü egzersiz, biraz da benim ısrarımla totem direğinin dikilmesi. Her şey hazırdı zaten. Güçlerimizi birleştirerek totem direğini yerine dikiyoruz. Bir oyunmuşçasına mesele halloluyor. Dev gibi direk çukura konuluyor ve dahiyane bir halat sisteminin yardımıyla itilip kakılarak yavaşça ayakta duracak pozisyona getiriliyor. Daha sonra festival bensiz devam ediyor. Gregus'la direğin etrafında toprağa bir tahtayla vurarak sıkıştırırken ormanda dostluğu ilerlettiklerini duyuyoruz. Bir tür grup çalışması yapıyor olmalılar. Zaman zaman sadece adamın asabi sesi yükseliyor ama derdim değil. Düze çıkmak istiyorsak dünya halkları ve dinleri birbirine ellerini uzatmalılar. Ama bunun işe yarayacağına hiç inanmadığımı da itiraf etmeliyim. Sanırım tren kaçtı. Şimdi hayatta olanların yok olması ve yerlerine yeni bir insanlığın gelmesi gerek. Boş bir sayfa açılması lazım. İnsan ırkının saldırgan nitelikleri bir miktar azalmalı. Daha az yufka yürekli bir insanoğlu, büyük resmi görebilme yeteneğine sahip yeni bir tür ortaya çıkmalı. Totem direği sonunda istediğim gibi duruyor. Yerine dikildi, dibini taşlarla, toprak ve otla dolduruyorum. Gökyüzüne doğru uzanıyor. Ormana renk ve Doppler havası katıyor. Gerçekten güzel duruyor. Babamla hesabımızın kapandığını hissediyorum. Artık rahat uyuyabilir, söylendiği gibi. Onun rahat uyuduğunu bilince ben de huzura kavuşuyorum. Birileri onu düşündü. En yakınlarından biri onu düşündü ve onuruna bir şeyler yaptı. Bunun yaşlı kurdu sevindirmesi lazım. Kim olduğunu bilmeden koca bir hayatı yaşamayı başardı. Onu onurlandırdım. Artık gözümü yeni ufuklara dikebilirim. En yakınlarımı, yani Bongo ve Gregus'u totem direğinin çevresinde topluyorum ve ayrılma vaktinin geldiğini söylüyorum. Ormandaki koşullar artık içinde yeşermeye elverişli değil. Nefes alacak havaya, büyük düşünecek alana ihtiyacımız var. Dünya ayaklarımızın altında serili, bizi bekliyor. Uzun sürebilecek bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Bu nereden çıktı bilmiyorum ama totem direği bittikten sonra hiçbir iş yapamayacağım diye düşünmeme rağmen üzerimde bir baskı hissediyorum. O yüzden söyleyeceğim gitsin. Benden öncekilerin yaptığından daha azını yapacaktım. O büyülü sıfır noktasına yaklaşacaktım. Ama şimdi iki müridimle buradayım. Onlara bu gözle baktığımı fark ediyorum ve uzun bir yolculuk vaat ediyorum. Yolculuğa hazır mısınız diye soruyorum. Gregus başını sallıyor. Bongo ise yine esrarengiz gözlerle bana bakıyor ama o kadar içli dışlı değiliz ki bütün gençler gibi onun da her türlü eğlenceye can attığını biliyorum. Eğlenceli olur mu bilemiyorum. Bakalım. Ama her şey eğlenceli olmak zorunda değil diyorum. Bunları söylüyor olmam inanılmaz. Sanki içime başka biri kaçmış da o konuşuyor. Bazen insan eğlenceli olmayan işler de yapmak zorunda kalır. İnsan oturduğu dalın en ucuna gitmeye cesaret etmeli ve hatta bindiği dalı kesebilmeli. Yoksa insan sadece bir pisliktir, diyor Gregus. Aynen öyle. Yoksa insan sadece bir pisliktir diyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Ormandan ormana geçeceğiz. Bu ormanın ortasına kadar gideceğiz.
Sonra belki diğer ucuna ilerleyeceğiz ve sonra başka bir ormana. Yetti artık diyene kadar bu şekilde devam edebiliriz ama bundan bıkılmaz ki. Her zaman başka ormanlar olacaktır. Şimdi hep birlikte Topten direğine doğru işeyeceğiz ve geceleyin sessizce çadırı toplayıp hazırlanacağız. Diğerleri uyanmadan biz çok uzaklara gitmiş olacağız diyorum. Geri sayım başladı. Biz eşyalarımızı toplarken Dostluk Festivali bir partiye dönüşüveriyor. Şarkılar söyleniyor, tezahürat yapılıyor. Belli ki Düsseldorf ve Roger festivale alkol de dahil etmiş. Bu sadece adamın aklına gelmemişti ama neden olmasın diye düşünüyorum çadırın çivilerini sökerken. Alkol ortamı yumuşatır. Birbirlerine daha önce hiç olmadıkları kadar yakınlaşacaklardır. Komşu kampta eğlencenin dozu artarken çadırı toplamak için beklemem gerekmediğini anlıyorum. Çevrelerinde olan biteni fark edemeyecek kıvama geldiklerinden rahatsız edilmekten korkmadan çalışabilirim. İki ardıç ağacından bongonun çekebileceği bir kızak yapıyorum. Çadırı, aletleri ve aslında ormanda neyim varsa onları buna bağlıyorum. Baltaları yanıma alıyorum. Köylü kendine yenilerini alsın. Gideceğimiz yerde balta kıtlığı olabilir. Bongo ve Gregus birbirlerine sokulmuş uyurken ben bütün gece toplanıyorum. Hava aydınlanırken festival ahalisi veda etmeye gidiyorum. Hristiyan katılımcı tuhaf, sefil bir pozisyonda uyuyakalmış. Diğer iki din temsilcisi onun sünnet derisine diş macunu tıkıştırmak üzereler. Kahkahalarla ortalığı çınlatıp delice eğleniyorlar. Sağcı adam ateşin kenarında oturmuş, pek mümkün değil ama diğerlerinden daha sarhoş olan Aften Post'un gazetesi muhabiri şöyle diyor. Keşke karımın göğüsleri daha çok teknelere benzese. Muhabir kalemini elinde zar zor tutuyor. Ne demek bu? Teknemsi, daha çok tekneler gibi diyor sağcı adam. Düsseldorf ve Roger içme işinde daha tecrübeli olduklarından bir parça daha kendilerindeler. Ellerini sıkıp onları tanıdığıma sevindiğimi ancak uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olduğumu söylüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sen de diyorlar. Ve tekrar otların üzerine uzanıp sohbetlerine devam ediyorlar. Ne hakkında olduğunu bilmediğim sohbetlerine. Dünyadaki diğer pek çok sohbet gibi. Benim şahsen katıldığım sohbetlerin sayısı pek az ve diğer milyarlarca sohbetin ne hakkında olduğu ile ilgili en ufak bir fikrim yok. Böylesi daha iyi. Nihayet yola çıkmaya hazır olduğumuzda milli bayram çoktan başlamıştı. İnsanların yaşadığı yerlerden farklı bandoların gürültüsü işitiliyordu. Böyle devam edin diye düşünüyorum ve kızağı bongonun boynuna geçiriyorum. Tam o sırada kayınbirader çıka geliyor. Tabii ki geliyor. Sırtında tüfeği hızlı adımlarla insanı sinir edecek şekilde ilerliyor. Beni vurmayı düşünüyor. Aman Allah'ım. Ağaçların arasına kaçıp okumu yaya yerleştirmeye çalışıyorum. Kayınbiraderimin seslendiğini duyuyorum. Dur. Sesin geldiği yöne doğru bir ok fırlatıyorum ve sonra zikzaklar çizerek koşuyorum ama kayınbirader dinç ve sağlıklı. Bana kısa sürede yetişiyor. Elini çabuk tutup beni bacağımdan uyuşturucu kapsülle vuruyor. Kapsülün bacağıma saplandığını görüyorum. Zoologların Afrika'nın steplerinde bir hayvanı ya da Norveç İsveç sınırında bir kurdu uyutmak istediklerinde kullandıkları kapsüllere benziyor bu. Televizyonda görmüştüm. Birden vücuduma bir ağırlık çöküyor. Yavaşça otların üzerine düşüyorum. Bugün harika bir gün diye düşünüyorum son anda. Ardıç ağaçları yeşillendi, yapraklar donandı. Ormanın milli bayramı bu. Her şey tertemiz, her şey Norveçli. Kayınbiraderim beni itfaiyeci gibi sırtına yüklenmiş devlet hastanesine doğru taşırken oldukça rahatsız bir biçimde yarı uyanım. Gregus ve Bongo bizi takip ediyor. Her yerde bayramlıklarını giymiş insanlar var. 17 Mayıs'tan nefret ediyorum diye düşünüyorum uyuşmuş bir halde. Daha önce bugünden tiksindiğimi kendime itiraf etmemiştim ama şimdi ediyorum işte. Norveçli olanı böyle kutlamaktan nefret ediyorum. Milli kıyafetlerin çoğundan nefret ediyorum. Hepsi birbirinden çirkin. Tam en çirkinini gördüm derken birisi ondan daha çirkinini giymiş oluyor. Kayınbiraderim beni hastaneye sokuyor. Asansöre biniyoruz ve yukarı çıkıp doğru karımın karnının üstünde küçük bir oğlanla yattığı odaya giriyoruz. Benim oğlum ya da bizim oğlumuz. Şimdilerde denildiği gibi. Tabii bizim denmeli. Güzel bebek diyorum ve onu biraz tutuyorum.
Ayaklarım birbirine dolana dolana onu cam kenarına götürüp kulağına şunları fısıldıyorum. Ağabeyini uzun bir yolculuğa çıkaracağım ama daha sonra görüşeceğiz. Belki birkaç yıl sonra. Bu arada her şey gönlünce olsun. Çok akıllı olma. Annenin sözünü dinliyormuş gibi davran ama dediğinin tam tersini yap. Hep tersini yaparsan işler yolunda gidecektir. Bana söz ver. Ne yaparsan yap ama akıllı olmaktan uzak dur. Gregus ve Nora geldi. Karım onlarla konuşurken gücümün kuvvetinin geri geldiğini ve bunlara bir miktar da saldırganlığın eşlik ettiğini hissediyorum. Kayınbiraderimi yere yatırıp bir çarşafla lavaboya bağlıyorum. Ne oldu kabadayılığına? Lavaboya sıkıca bağlısın. Hiçbir yere gidemezsin. Nasılmış? Tepesi atmış, vahşi bir hayvan gibi çarşafın içinde kıvranıp duruyor. İncelemek ya da istediğini yapmak için uyuşturucu kapsülüyle vuracağın hayvanlardan değilim ben. Kimsenin beni incelemesine izin vermem. Kimsenin buyruğuna da girmem. Anladın mı? Başını sallıyor. Beni bir daha vurursan bu son yaptığın iş olur. Tekrar başını sallıyor. Bebeği okşayıp karıma, onu görmek güzeldi diyorum. Doğum nasıldı? İyi gitti. Doğumların en iyisiydi. Adını Bjorn Strej koymayı düşünüyorum. Bugün doğduğu için. Tabii ki diye düşünürken gergin bir halde sıcacık gülümsüyorum. Karım akıllılıkta sınır tanımıyor. Daha hayatın ilk gününde minnacık oğlanı bu derece Norveçlilikle donatmak iğrenç ama zaten her yaptığımız iğrenç. O yüzden şimdi buna kafayı takmayacağım. Başka çocuklar da istiyorum diyor karım. Biraz yavaş ol bakalım. Bu mümkün ama ormanda yapmam gereken bir sürü şey var hala. Hem bu ormanda hem de başka ormanlarda. Biraz dünyayı göreceğim. Bir süre geri gelmeyeceğim. Gregus da gelmeyecek. Karım başını sallayan Gregus'a bakıyor. Yolculuğa çıkıyoruz. Çağrı aldık bir anlamda. Orada bir şeyler oluyor ve bize ihtiyaç var. Karım şaşkın şaşkın bana bakıyor. Yapmamız gereken şeyler var. Önemli şeyler. Daha açık konuşur musun diyor. Hayır. Daha az açık konuşabilirim ama daha açık olmaz. Bildiğim tek şey harekete geçmemiz gerektiği. Çünkü orman bize sesleniyor diyorum. Size mi sesleniyor? Aynen öyle. Bu hayatın dışında başka hayatlar da var. Smart Club, çocukların doğum günleri, sözde arkadaşlarla akşam yemekleri ve Norveçlilere has şu iğrenç keyif bizi dünyadaki hem en sevimli hem de en bencil halk kılıyor. Hangi başka hayat diye soruyor karım. İşte tam da bunu keşfedeceğim. Cevabını bulduğumda sana da söylerim. Bunu istiyor musun Gregus? Diye soruyor karım. Gregus başını sallıyor. İstediğinizi yapın. Bu işten hiçbir şey anlamadım ama insan bir çağrı aldıysa yapacak bir şey yok. Bu kadarını anlıyorum. Doğum esnasında aldığı ağrı kesiciler yüzünden bu kadar esnek ve yüce gönüllü olmalı diye düşünüyorum. Fırsatı değerlendirip kapıya yöneliyoruz. Çıkarken Bjornstern'le, karımla ve kör düğümle lavaboya bağlı kayınbiraderle uzatmadan vedalaşıyoruz. Tam Nora'ya hoşça kal diyecekken o elimi gayet ulvi bir edayla tutup elfçi olduğunu sandığım bir şeyler mırıldanıyor. Tolkien'in dünyasına kendisini öylesine kaptırmış ki insanlar uzun bir yolculuğa çıkacakları zaman içgüdüsel olarak büyük düşünmeye başlıyor. Elfçem zayıf sayılır ama bize bol şans dilediğini ve şu hain yüzüğü ya da işte başımız neyle dertteyse onu bir volkanın içine atmayı başaracağımıza inandığını anlıyoruz. Bongo'yu hastanenin arka tarafında otururken buluyoruz. Üçümüz yan yana Songsvan deresinin geçip ormana dalıyoruz. İlk birkaç saat kuzeye doğru, sonra da daha çok doğu yönünde ilerliyoruz. Bir şey konuşmadan yürüyoruz. Arada Düsseldorf'un Toblerone'undan bir parça paylaşmak için duruyoruz. Yiyeceğe benzer tek şeyimiz birkaç kilo çikolata. Gece çökünce Gregus uyuyakalıyor ve Bongo'nun kızağında yatıyor. İyice ormanın derinliklerine çekildiğimizde rahat bir nefes alıyorum. Burada milli kıyafetler, milli bayram falan yok. Sadece orman var. Bisikletten düştüğümde olduğu gibi. Sağcı adam, kafası karışmış bir halde Lovanşkotlu tehditlerle ortaya çıktığındaki gibi Lovanşkot'un siktirip gitsin ayrıca birkaç saat sonra onun yetki alanından çıkmış olacağız. Aptal ormanını alsın başına çalsın. Gideceğimiz yerde ne kadar uğraşırsa uğraşsın bize ulaşamaz. Onun hayatında duymadığım kadar büyük ormanlara gideceğiz.
İşin en iyi yanı tekrar yalnız kalmam. İki müridimle tabii ama yine de yalnızım. Her zaman yalnız. Geyikler gibi, babam gibi. Bir yandan yürüyorum, bir yandan da iki şey düşünüyorum. Birincisi, şu insanları sevmeme meselesi. Bu değişmez. Bu, etrafımdakilerden, yani Norveçlilerden ya da diğer bir deyişle Norveçlilerle olan ahbaplığımdan kaynaklanıyor. Bunu itiraf etmek için yeterince esnek olmam gerektiğini anlamaya başladım. Oldukça dramatik sonuçlara varmanın temel nedeni onlar. Tabii, bu da yetmez. Başkalarına daha rastlamam gerek. Uzaklarda bir yerde, başka bir şeyleri temsil eden zekice bir yaşam bulunduğu gerçeğine yüreğimi açmalıyım. Bu başkalarına rastlayana kadar dolanmaya devam edeceğim. Ya da böyle bir şey olmadığından adım gibi emin olana kadar. Düşündüğüm diğer şey, bunun bir seferberlik oldu. Cepheye gidiyoruz. Norveç'in güvenli ormanlarında salınmak kesmiyor artık. Babamla hesabımı kapattım. Kendi boşluğum içinde dibe vurmak istemiyorsam gözümü yükseklere dikmeliyim. Bu ülkenin dışında hiç tanımadığım bir dünya var. Yardıma muhtaç. Benim gibi bir avcı toplayıcının bir başka deyişle sikli Doppler'in yardımına muhtaç. Bongo gibi bir geyiğin. Belki de Gregus gibi bir oğlanın. Norveç'te yaşıyorsan koşullar hakkında doğru bir fikrin olmuyor diye düşünüyorum. Norveç'in bankalarında milyonlarca kronu var. Şaka gibi bir rakam. Sanki bir şeyin ne kadar çok olduğunu anlatmak için öylesine seçilmiş bir rakam. Ama bu gerçek bir rakam. Norveç'in binlerce milyar kronu var. Ama bu para petrolden geliyor. Dünyada petrol fiyatlarını tetikleyen her sorunun ardından paraları istifliyoruz. İnsanların arasına karıştığımız da yok. Denizin dibindeki petrolün sahibi kim diye sorulabilir. İnsan öyle düşünecek olursa. Ayrıca insan herhangi bir şeyi nasıl olur da alıp satabilir. Çünkü Norveç gerçek dünyanın önemsiz bir banliyösü. Biz de buralardan giderek uzaklaşıyoruz. Bu düşünceler akıllı düşünceler diye düşünüyorum ama kimin umurunda? Aynı zamanda faydalılarsa bırak akıllı da olsunlar. Küçük kervanımız Norveç'ten çıkmak ve dünyanın geri kalanına girmek üzere. Doğuya gidiyoruz. Diğer insanlara ulaşana kadar avlanıp meyve toplayacağız. Diğer insanları buradakilerden daha çok sevecek değilim belki de. Ama sadece belki. Göreceğiz. Bu bir seferberlik. Bizler son nefesimize kadar savaşacak askerleriz. Akıllılığa karşı, aptallığa karşı. Çünkü ortada bir savaş var. Bir savaş. Doppler adlı romanın sonu. Diğer romanlardan haberdar olmak için kanala abone olun.